Aybüke tebrik ederim. Çalışmışsın. Hocam ne yapalım, çıkalım? Bence de gayet iyiydi, yeterliydi. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Bir dakika. Kolay mı gelsin? Evet hocam. Kolay gelsin mi denilir hocalara? Biz ne yapıyoruz ki burada sence? Hocam ben öyle sınavdan çıkarken heyecanla söyledim. Kusura bakmayın. Kolay gelsin denilir mi hocam? Yani biz burada esnaf falan olsak haklısın da yani biz burada hocayız biliyorsun. Doğru hocam, haklısınız. Özür dilerim. Buraya geldik, sınav yapmaya çalışıyoruz. Sabahtan beri kaçıncı öğrenci? Kolay gelsin. Sanki burada keyfiye. Ya öğrenecekler hocam artık yani yapacak bir şey yok. Biz yani eskiden böyle gelmişler. Değildik ya. Yani biz hocanın tabii karşısına tabii çıkarken titrerdik ya. Kolay gelsin diyorum. Tamam çıkabilirsin. Tamam çık. Arkadaşlarına söyle senden sonrakilere. Çıkmayacak dediğimiz konular da çıkacak. Neyse bakalım. Sen hatırladın mı o bilemediğin soruyu? Hatırlayamadım hocam. Hani biliyorsun yaş faktörü vardı. Aa, aynen. Evet. Radyasyon. Aynen. Cinsiyet. Haklısınız hocam. Evet evet haklısınız. Hatırladım. Aynen. Aynen. Haklısınız diyor hocam. Vallahi ben bugün... Bu gençler... Vallahi sinirlerim bozuldu benim bugün iyice ya. Haklı mıyız gerçekten? Teşekkür ederiz. Bir onaya ihtiyacımız vardı çünkü. Kusura bakmayın hocam. Doktor Bey bizi onayladı, güzel senden oldu. Senden bu onayı almak gerçekten bizim için çok iyi bir şey oldu yani. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Estağfurullah diyor. Ya çık bakalım ya. Sen sıradaki arkadaşını çağır. Etik. Çok, etik öğretilmesi lazım. Çok saçma, öğretilmesi gerçekten çok saçma. Kusura bakmayın hocam, kolay gelsin. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Burada hoca geçiyor ya. İnin aşağıya. Ayıp denen bir şey var ya. Biz size bu yaştan sonra biz terbiye mi vereceğiz ya? Hocanız geçiyorsa şurada oturmayacaksınız. Bunu 50 kere söylememize gerek yok. Bir daha görmeyeceğim. Gel. Hocam gelebilir miyim? Gelebilirsin. Önlüğün nerede? Hocam... Önlüksüz mü geliyorsun hocanın odasına? Ya ders yeni bitti de hemen size yetişeyim. Siz derslere önlükle girmiyor musunuz? Yok hocam. Arkadaşlar doktor olacaksınız. Biraz doktor gibi giyinmeye özel gösterin ya. Kusura bakmayın hocam. Yani kocaman stajı bitiriyorsunuz. Artık biz size doktor gözüyle bakıyoruz. Önlüksüz karşıma çıkıyorsun bu şekilde. Daha geçen bir arkadaşınız daha gördüm, şortla gelmiş. Neyse tamam, ne için geldin? Hocam benim bir yeterlik vardı ben de onun için. Yeterlisin tabii. Getir kalem. Kalem de yok. Yok kalem. O varmış. Hı. Nasıldı? Öğrendin mi pediatriyi? Hocam çok iyi öğrendim. Öğrendin. Pediatriyi öğrendin. Çok iyi ya. Ben 20 yıllık profesörüm. Hala okurum yani. Öğrendiğimi iddia edemem. Yani hocam hani siz öğrettiniz demek istemiştim. Ben öğrettim ama burada biz bile pediatriyi öğrendim diyemezken sen pediatriyi öğrendin. 2 aylık stajda. Çok güzel ya. Gençler kendine özgüvenli. Hocam yanlış anladınız. Biz de yeterlilik vereceğiz. Bayağı yeterli. Bak adı bile yeterlilik. Sadece yeterlisiniz. Pediatri öğrenilmez. Çok teşekkür ederim. Kalem. Rica ederim. Ah kalemi. Teşekkür ederim hocam. Gençler çok iyi bir sınav olmadı. Ne yapalım yani ikinci kez alıyorsunuz. Sizi de çok zorlamak istemiyoruz ama hocam. Kolay bir soru soralım bu sefer. Buyurun hocam. Nöroblastomi prognoz kriterlerini söyleyin o zaman. Derste de çok fazla üstünde durduk bunu. Sen söyle. Hocam bilmiyorum ya. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum ne demek ya? Ben derste kaç kere anlattım bu konuyu? Evladım bu staj 2 aylık staj. 2 aylık stajda bu konuyu size 3 hoca anlattı en aşağı. Siz ben anlattım, ben anlattım. Ben anlattım. Hocam hatta hastayken gelip anlattı. Yok hocam bunlar zaten ya bu kıymetimizi kadar... biliyor olsalar zaten karşımıza geçip bilmiyorum demeye utanırlar. Doktor olacaklar ya. Bu şekilde doktor olacaklar, bilmiyorum. Haklısın hocam. Derse geldin mi sen? Bilmiyorum. Derste ben bunu kaç kere anlattım. En az ve bunu sınavda sorarım da dedim. Yani geçirme sorumuz bu bizim. Nasıl bilmiyorum dersin? Sen söyle. Ya hocam... Ya dün gerçekten çalıştım ama şu an gerçekten hatırlayamıyorum. Ya bak en azından arkadaşın hatırlamıyorum diyor. Bu karşımıza geçmiş bilmiyorum diyor. En azından hatırlamıyorum. Çocuk okumuş unutmuştur o olur. Ama bilmiyorum demek ben bu kitabı bu stajı hiç saymıyorum okumadım demek. Siz anlatmadınız demek. Siz anlatmadınız demek. Bizi yok saymak demek bilmiyorum.
Ya bilmiyorum bir doktorun ağzından bilmiyorum diye bir laf çıkamaz. Ya bilgi güçtür. Ne kadar biliyorsanız. Hastan geldiğinde ne diyeceksin? Bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Ben daha fazla soru sormak istemiyorum hocam. Çık dışarı. Ben çık gözüm görmesin. Yazık sizden sonra gelecek arkadaşlarınıza yazık. Onlara söyle bir daha bilmiyorum gibi bir kelime duymak istemiyoruz. Bilmiyormuş. Geçmiş olsun. Tam 55 yaş erkek. Dün akşam karnaval şikayetiyle başvurdu. Mahallesinde sağlıklı bir bantı var. Beyaz kül artışı var hastanın. Mide dolanması kusurması olmuş. Ultrasonda tamam yedim. Sen anlatma. Kimin hastası bu stajyerlerden? Benim hocam. Senin. Bu duruş ne? Özür dilerim hocam. Ben bu şekilde durup sana hastayı anlatsam hoşuna gider mi? Özür dilerim hocam. Hangi stajdayız biz? Genel cerrahi. Şu an neredeyiz peki? Ne yapıyoruz? Vizit çok farkında sürdü. Değilsin sanırım. Nerede olduğumuzun. Vizit bir saat sürdüğü için çok yoruldum. Belim ağrıdı. Çünkü vizit bir doktorun namusudur. Saygı göstereceksin. Hasta ya da bize de. Bir daha böyle bir duruş görmek istemiyorum. Hiçbirinizden. Bundan sonra tüm vizitlerde seni en önde göreceğim. Tüm hastaları sen sunacaksın. Ve sana ayrıca iki tane ceza nöbeti yazdırıyorum. İlgilenin arkadaşlar. Anlat bakalım hastanı. Gel. Merhaba hocam. Merhaba. İsmin ne? Berat. Merhaba Berat. Nasılsın? Siz nasılsınız hocam? Ben iyiyim. Sağ ol. Heyecan var mı? Biraz var evet. Çalıştın mı peki? Çalıştım hocam. Nereden çalıştın? Hocam slaytlarınızı 3 kere okudum. Slayt mı dedin? En demeyecek hocaya dedim bir de. Slaytlarımdan. Bir, ben slaytlarımı vermiyorum. Nereden aldınız bilmiyorum. O veren arkadaşa söylersiniz. İkincisi, slayttan okumak gibi diye bir şey yok. Siz textbook okuyacaksınız. Hatta Harrison'ın kaçıncı edition'ı var elinde? 16 hocam. 16 mı? Biz 19. edition'a kızıyoruz. 20. edition'ı İngilizce bir şekilde okuyacaksınız diyoruz. Sende 16 mı var? Onu git çöpe at. Ondaki tüm bilgiler gitti. 16'da hepatit E bile yoktu. Çık dışarı. Ben sana soru bile sormak istemiyorum. Çık. Slayt okudum diyor. Slaytla tıp fakültesi diyorlar. Batur Alp. Efendim hocam. Hastaya bir Arvales tablet yazalım. Tabii ki. Hocam bu Subkutan mıydı? Subkutan mı? Tablet diyorum Batur Alp. Oral. Pardon doğru. Biliyor musun oral mekanizma hani tablet nereden gidiyor? Bir say bakayım nereden geçiyor? Hangi anatomik yapılardan geçiyor? Yani ağızdan başlıyor. Evet. İşte yutak, yemek borusu. Hı hı. Oo çok iyi. Dur bir saniye. Muhittin dayı! Gel ya bir soru sormam lazım sana gel. Batur Alp'ci, bu soruyu Muhittin dayıya da sorsam verdiğin cevabın aynısını verirdi. Hı, şimdi senin burada doktorlar ne artın kaldı? Bu reçeteniz. Geçmiş olsun. Ağız yutak yemek borusu. Hadi geçmiş olsun. Poli terk et şimdi. Senin o kadar da değil artık. Burayı terk et. Muhittin dayı şov mu oldu ya? Hayır gayet iyi. Ben çok eğlendim o ayrıntıda. Ben öyle hocam heyecandan söyledim. Üzgünüm. Tamam burayı kurtardım. Bilgi güçtür. Biliyorsun değil mi bu lafı? Bilmiyorum hocam. Daha geçen bir arkadaşınız daha gördüm şortla gelmiş. Pediatri öldü. Orada bir... Oraya kırpalım kesinlikle tükürdüm. Bizim bir doktorun namusu. Özür dilerim.